Hem aldattı, hem servetine göz koydu. Wanda Nara'nın istekleri şoke etti. Los Revanco. Los Revanco, Fernevaceros. Aşkları 2013 yılında bir ihanet skandalıyla başlayan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara yaşadıklarıyla dünya basınında geniş yankı uyandırıyor. Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? ...2008 yılında evlendiği 3 çocuğunun babası futbolcu Maxi Lopez'i, takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan Wanda Nara 2013 senesinde evliliğini bitirdi. ...2014 yılında Wanda Nara ile evlendiği için Arjantin'de istenmeyen adam ilan edilen Icardi, söylentilere kulaklarını kapatarak eşini menajeri yaptı. Wanda Nara ile evliliğinde iki çocuğu dünyaya gelen Icardi, 2023'te Galatasaray'a transfer olarak ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Çift, sosyal medyada aşklarını göz önüne serdiği gibi tartışmalarını da ulu orta yaşadılar. Hayatını göz önünde yaşamayı tercih eden Wanda Nara, Icardi'nin bazı konularda kendisini kısıtlamaya çalıştığını söyleyerek "Kadınlar özgür olmalıdır" çıkışında bulundu. İlişkileri bir dargın bir barışık giden çift Temmuz ayında ayrıldı. Ayrılık kararı ile ilgili açıklama yapan Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı," dedi. Icardi ile arasındaki sorunları çözen Wanda Nara, daha sonra rapçi Legante ile cesur sahnelerinin olduğu bir klip çekti. Klip sonrası Legante ve Wanda Nara hakkında yasak aşk iddiası ortaya atılırken ikili bir partide samimi şekilde görüntülendi. İkili daha sonra açtıkları canlı yayında öpüşerek birlikte olduklarını ilan etti. Yeah. Eso, eso. Uh-huh. Icardi ile resmen ayrıldığını açıklayan Wanda Nara, "Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm," dedi. 10 yıllık evliliği ihanet yüzünden biten Icardi de "Aşkın Olayım" şarkısından dolayı adının sürekli aşk dedikodusuna karıştığı şarkıcı Simge Sağın'la takipleşmeye başlayarak dikkat çekti. Mauro Icardi, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray-Tottenham mücadelesinde sakatlanıp sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmişti. Icardi, Galatasaray taraftarını yaşadığı sakatlıkla hüzne boğarken sezonu erken kapatması gerekti. Ünlü futbolcu ilerleyen günlerde ameliyat olacak. Galatasaray taraftarı ise Icardi'nin üzüntüsünü tam yaşayamadan bir darbede eski yengeleri Wanda Nara'nın sevgilisi Legante'den aldı. Legante canlı yayında Fenerbahçe taraftarlarından gelen bir yorumu okuyarak "En büyük Fenerbahçe" dedi ve bu sözleri Galatasaray taraftarlarını kızdırdı. Hatta rapçi Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko'nun fotoğrafını da yayında gösterdi. Bu gelişme üzerine Galatasaray taraftarları Legante'nin Instagram hesabını şikayet ederek kapatılmasını sağladı. Bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. El Ferne, ¿cómo se dice? Los Revanco. Los Revanco, Fernevaceros. Icardi ile mesajlarını yayınlayan Wanda Nara, Arjantin'de bir programa katılıp Icardi ile mutsuz olduğunu belirtti ve "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti," dedi.
Hakkında eleştirilere sessiz kalmayan Nara, sosyal medya hesabından yayınladığı bir pozuna, "Dışarıdan çok azı beni tanıyor. Çelişkili bir şekilde beni tanıyan birkaç kişi sonsuza kadar seviyor, diğerleri kim olduğumu bilmeden konuşuyor." notunu düştü. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara, Arjantin'deki evlerinde yüzleşirken sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermelerde bulunmaya devam etti. Icardi, Wanda ile ilgili bir video paylaşarak, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" dedi. Ancak kısa süre sonra bu paylaşımı sildi. Ne kattın ben? Bu ne film? Ben baktım ben de. Wanda Nara ise seyahat belgelerini almak için evde olduğunu belirterek, "Avukatlarımın tavsiyesi üzerine gönüllü geldim. Eşyalarımı toplayıp ayrılıyorum." ifadelerini kullandı. Çiftin sosyal medyadaki açıklamaları, barıştıklarına dair söylentileri yalanladı ve boşanma sürecindeki gerginliği gözler önüne serdi. Bu ne filmi? Icardi'nin evdeki her anı cep telefonuyla kaydettiği görüntüler de dikkat çekti. Videoda telefonunu kola şişesine sabitleyerek her detayı kayıt altına aldığı görüldü. Bu kayıtların dava dosyasına eklenmek üzere toplandığı iddia edildi. Paylaşımlar arasındaki bir diğer detayda Icardi'nin avukatına gönderdiği mesajlar yer aldı. Yıldız futbolcu Wanda için "şarlatan mutfakta bir şeyler hazırlıyor" ifadelerini kullanarak aralarındaki gerilimin hem evde hem sosyal medyada sürdüğünü gösterdi. Wanda'nın daha önce Icardi hakkında şiddet şikayetinde bulunduğu biliniyor. Bu sebeple Icardi'nin cep telefonu kayıtlarının benzer bir suçlamaya karşı önlem niteliği taşıdığı belirtiliyor. Evliliği ve yaptıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Wanda Nara'nın boşanmak için Icardi'den 77 milyon euroluk servetinin yarısını, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak istediği de konuşuluyor. Bu filmi? Sakatlığından dolayı kendi ülkesinde olan Mauro Icardi, eşiyle yaşadığı sorunların yanı sıra günlük yaşantısına da devam ediyor. Icardi, önceki akşam oyuncu ve şarkıcı Gracie Rendon'un konserine gitti. Arjantin basınında yer alan habere göre, Icardi ile Rendon, sahne sonrası bir süre boyunca samimi bir şekilde sohbet etti. Bu durumu öğrenen Wanda Nara'nınsa adeta küplere bindiği ve Mauro Icardi'yi defalarca aradığı konuşuldu. Icardi'nin ise Nara ile herhangi bir iletişime geçmek istemediği için arama ve mesajlarına geri dönmediği belirtildi. Ben. Bu ne? Wanda Nara önceki akşam bir davetten çıkarken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının Icardi hakkında sorular sormasıyla gözyaşlarına hakim olamayan Wanda Nara hızla aracına binerek uzaklaştı. Icardi'nin evinde çekilen makyajsız görüntüleriyle adından söz ettiren Wanda Nara, sosyal medya hesabından yayınladığı müstehcen pozlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.